Nerede kaldın Zeynep ya? Beklettim ya, kusura bakma. Yani sen öyle bir anda arayınca hazırlamak zaman aldı. Bir de kaza olmuştu yolda. Haber verseydin ya, gelip alırdım seni. Ege, neden seni arayayım ya? Saçmalama. Dün zaten senin arabana bindim diye Melis demediğini bırakmadı yani. Hem sen lastiğini yaptırdın mı ki? Hallettim. Yedek lastiği de yaptırdım. İyi. Peki Melis sorun çıkarmadı değil mi? Yani Zeynep'i neden okula bıraktın falan diye. Sıkıntı yaratmadı yani sana. Yo. Peki sana bir şey söyledim. Yo. Ama yani böyle bir tuhaftı Melis. Nasıl yani? Yani benden bağımsız. Hani bir sinirliydi. Anlamadım. Neyse, biz ne yapıyoruz şimdi? Kuş tüyü. Teşekkür ederim. Ne istiyormuş Selim Hoca? Vallahi bilmiyorum. İkimizi de çağırdı. Bir de seninle okulda buluşmayı özlemişim. Ege. Ya burada bir sürü güzel anımız oldu. Ege lütfen. Ne? Hafızamı mı sileyim? Bak, ileride denize düşmüştün. Orada kurtarmıştım seni. Şu bankta sabaha kadar ders çalıştığın için omzumda uyuyakalmıştın. Bunları silemem ya. Bak. Bu yüzük bende her şeyi sildi. Sen de siler, merak etme. Ne yapacağız Ege? Vallahi bilmiyorum. Ama bir an önce çalışmamız gerekiyor. Onu anladım. Ya ta ne zaman verdiğimiz bir projeydi. Ben bunu unutmuşum bile. İstersen biz de çalışalım. Saçmalama Ege. Yani dün Melis arabana bindim diye demediğini bırakmadı zaten. Şimdi sizin evde, senle. Hem de baş başa. Ya iyi de okul verdi bu ödevi. Ne yapacağız? Melis rahatsız oluyor diye projeden vaz mı geçelim? Hayır, vazgeçmeyeceğiz tabii ki. Bülent amcalarda çalışalım. Hem zaten bu projenin denetçisi de Feraye Hanım. Hani bir şey olursa ona sorarız. Yani yardımcı olur bize. Hem de Melis sorun çıkaramaz. Haklısın. Ama sen yine de Melis'i dert etme. İşte konu Melis olunca bu pek mümkün olmuyor. Zeynep, bunun yüzünden seninle çalışamam, baş başa gelemem diyorsan... Bu proje için artık katlanacağız Ege. İnsan sevdiği için nelere katlanıyor değil mi? Ders için Ege. Başka bir şey için değil. Yok yani diyorum ki hani annen benim nişanlı olduğumu bilmeden bizi birbirimize yakıştırdı ya. Senin bana aşkla baktığını söyledi. Ne demek istiyorsun yani? Yani diyorum ki ortada bir şey yokken bu kadar basit bir şey için neden bu kadar tepki gösterdin? Evi terk ettin. Basit değil Ege. Anladın mı? Basit değil. Eğer bana yalan söylemeseydi, hayatımdan çıkıp gitmeseydi benimle ilgili her şeyi de bilirdi. Zeynep bak, nasıl üzüldüğünü görmedin mi? Ege lütfen. Bak üzme anneni, konuş onunla. Çünkü onun senden başka kimsesi yok. Bitti mi? Konuştum ben onunla sabah. Telefonlaştık, merak etme. Hadi geç kalmayalım, şu sunumu halletmemiz gerekiyor. Hadi. Peki. Ya tamam da kafayı yiyeceğim Belkıs teyze. Babam niye o kadını gizli gizli bizim eve yerleştirdi ki? Ay bilmiyorum Melis, yani çıkar yakında kokusu. Bana bak, hem senin baban öyle Zafer amcan gibi değil. Aldatmaz öyle. Tamam da aldatmıyorsa neden yalan söylüyor? Neden arkamızdan gizli gizli iş çeviriyor? Ya bilmiyorum ki, babanın bir bildiği vardır. Hem bak annen duyarsa kıyamet kopar, kıyamet. Annemin hiçbir şeyden haberi yok ki. Babamla böyle uzaya çıkma planları falan yapıyorlar. Uzay mı? Benim bir şeyler yapmam lazım. Ben derim ki bence biraz beklemelisin. Ha, dur Zeynep geldi, ağzından yapalım. Aa, Ege de geldi. Ay, ne oluyor Melis orada, ne oluyor? Sen salona geç, ben kitapları alıp geliyorum. Bir şeyler dönüyor da ben kapatayım, arayacağım. Allah Allah. Selam Melis. Siz ikiniz birlikte mi geldiniz? Evet, okulda buluştuk, birlikte geldik. Buluştuk derken nasıl yani, birbirinize mesaj attınız öyle mi? Hani buraya gel smile, o da sana tamam geliyorum kalp emojisi falan mı yolladı, bu mudur? Ya ne diyorsun Melis ya Allah aşkına? Asıl sen ne diyorsun ya? Sen nişanlısın, nişanlı. Öyle okul önlerinde buluşmak falan nedir? Ya gören de gizli gizli buluştuk sanacak. Gel gel. Gel. Senin benim nişanlımla ne işin var? Bizden istenen bir sunum var, onu hazırlayacağız. İkinizden, öyle mi? Evet. Ege ile sevgili olduğumuz zaman verdiğimiz bir projeyle ilgili. Sevgili olduğunuz zaman. Bana bak, seni ayağımın altına alırım kızım. Yok öyle baş başa ders çalışmalar falan. Ne yaptığını sanıyorsun Melis ya? Yok öyle ya ama. Sen Ege'yi benim elimden alabilmek için uyduruyorsun değil mi bunları? Melis bir sakin olur musun? Bak bu sunumu okuldan istediler. Okuldan istediler. Ha ben de yedim. Sen neden kabul ediyorsun eve öyleyse de? Yani senin bir nişanlın var değil mi? Ya o zaman ben hiçbir kızla konuşmayayım Melis. Ege bu kız senin eski sevgilin. Çıldırtma beni. Meraklı değilim senin nişanlına. Bir de meraklı olsana ya. Bak o gözlerini oyarım senin, anladın mı? Bu ne ya? Bir tarafta anası, bir tarafta kızı. Yani bela mısınız siz? Annemle ne ilgisi var bunun? İşte şey derler ya, anasına bak kızını al. Kızına bak anasını da tahmin ediyorsun. Yine saçma sapan konuşmaya başladın sen. Melis, ya ne oluyor burada? Ne olsun? Güya okuldan istemişler. Proje hazırlayacaklarmış. Ben de yedim. Evet kızım doğru. Sen yatağında mışıl mışıl uyurken onlar aylar öncesinden proje hazırlıyorlar. Hatta hazırladıkları projenin denetçisi de benim yavrum. Evet, denetçisi annen. Ara o zaman o müdürü söyle. Yok öyle bir şey. Ayrı ayrı çalışacaklar. Ne gülüyorsun ya sen? Ne müdürü Melis? Lise mi burası? Projeyi veren bölüm başkanı. Hadi Ege, geç kalmayalım biz. Şuna bak ya. Bir de hadi diyor. Melis, sen gelsene benimle. Tamam Erol Bey, ben geliyorum şimdi ofise. Görüşürüz, kolay gelsin. Feraye, benim acil çıkmam gerekiyor. Tamam. Tamam canım, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Gel seninle mutfakta konuşacağız, gel. Geç. Böylesi daha iyi. Başlayalım mı? Olur.